Amerika'ya tekrar hoş geldiniz sevgili izleyiciler. İkinci serimizin final gecesini yaşıyoruz şu anda. Yarışmacılarımız bildiğiniz gibi şarkılarını söylüyorlar. İlk önce Türk sanat müziği, daha sonra Türk halk müziği. Jürimizden yorum alıyoruz. Sonra gecenin sonuna doğru birer kez daha gelecekler ve serbest çalışmalarını seslendirecekler. Dediğimiz gibi Ayşen şu anda Hazan'ın yanında. Evet, Ayşen yanımda ve çok heyecanlı gerçekten final gecesi itibariyle. Evet, gerçekten çok güzel bir heyecanım var. İnşallah artık güzel geçer diyoruz. İnşallah Ayşen'cim, çok da şık olmuşsun yine bu akşam. Teşekkür ederim. Yani senin bir iki hafta evvel seslendirmiş olduğun bir eser var. İzleyicilerimize önce bu yanlışı düzelterek bir aktarma yapayım müsaadenle. Ayşen Hanım'ın iki hafta evvel seslendirmiş olduğu Beddua adlı eserin bestekarı Ali Tekin Türe değil, İlkan San. Bu arada bunu da duyurmuş olalım. Ardından aday numaranı alalım Ayşen. 105. Bol şanslar diliyoruz sana. Ayşen, bu gece bizlere ilk olarak sözü müziği Ragıp Turhan Oğuzbaş'a ait Bu Akşam Meyhanelerini Dolaştım İstanbul'un. Ardından sözü müziği Neşet Ertaş'a ait Zülüf adlı eserleri seslendirecek. Ayşen huzurlarınızda. Tebrikler Ayşen. Çok teşekkür ediyorum. Senin burada birçok taraftarın var ama biliyorsun bir taraftan da şu anda İstek Vakfı'nın salonunda da taraftarların seni izliyorlar. Bir bağlanalım bakalım. Rana orada. Evet, işte. Rana, iyi akşamlar. Tekrar merhaba. Evet, merhabalar Osman. İyi akşamlar. Merhabalar Osman'dan. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Burada Ayşen sahneye çıktığı andan itibaren müthiş, heyecan dolu anlar yaşandı. Öncelikle sevgili jüri üyelerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz Ayşen taraftarları olaraktan. Burada öyle bir ambiyans var ki, öyle mutluluk, mutluluktan herkes uçuyor. Şöyle söyleyebilirim, 7'den 70'e herkes Ayşen yazıp SMS gönderiyor şu an. Ayşen'in birinciliği sanki burada kanıtlanmış gibi. Zafer çığlıkları atılıyor. Çok enteresan bir şey yaşandı az önce. Benim de gözlerim doldu sevgili Osman Tan. 7'den 70'e dedim. Burada 12 yaşında Ayşe'nin yeğeni var Selin. Ve 90 yaşında Feruze Nine var. Az önce gördünüz. Evet. Feruze Nine o kadar tatlı ki gözleri doldu. Şimdi onun yanına gidiyorum ben. Evet, Feruze Nine o kadar heyecanlı ki. Efendim? O kadar heyecanlı Feruze. Ki. Feruze. Böyle kalbi küt küt attı. Sevgili Ayşen, Feruze. Anneanneciğim. Feruze Nineciğim, neler hissettin torunun karşında? Torunum karşımda, ben yüreğim böyle atıyor. Hem arkadaşlar da o da. Cenab-ı Allah utandırmasın. Ah, ellerinden öpüyorum anneanneciğim. Allah barabar olsun. Anneanneciğim. Rana, ben bir bilgi geldi bana. Rana. Bana bir bilgi geldi. Feruze Hanım'ın, evet. Feruze Nine'nin bir manisi varmış. Bir mani okuyormuş galiba, öyle mi? Evet sevgili Osman Tan, Feruze Nine Erzincan kökenliler aslında Ayşen'den. Evet. Feruze Nine Avusturya'dan geldi. Oğlunun yanında kalıyordu. Evet. Ve şu an sevgili jüri üyelerine bir sürprizi var. Başta Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Ebru Gündeş ve Arman Çağlayan olmak üzere. Hepsi benim evlatlarım. Onları o kadar çok seviyorum ki. Mazur görsünler. Ben onlara bir mani armağan etmek istiyorum buradan dediler. Şimdi bir alkış gelsin Feruze Nine'ye o zaman buradan da. Gelmeyeceğim, yol vermeyeceğim dağlar. Ben yavruma gideceğim.
Nene de nene dedim, Nestim oğlan, küçükten dostum oğlan, küçüküm. Dediler küsmüş, ben sen de küstüm kızım. Ah biraz utandım Ferizan'ine, çok heyecanlandım. Harika, harika. Ellerinden öpüyoruz. Öpüyorum anneciğim. Gülümün gülüsen, şehrin bülbülüsen, beni koymuş gidersen dayanabilir misin yavrum? Ben seni çok severim. Kurban olum ben senin ayakların altına. Yavrum, yavrumun yavrusu sen. Harika, harika. Evet, evet. Sevgili jüri üyeleri, değerli izleyiciler. Burada öyle güzel, öyle duygusal anlar yaşanıyor ki. Herkes Ayşen'le birlikte tek yürek olmuş durumda. 7'den 70'e herkesin büyük coşkusu, sevgisi var. Herkes tek yürek olmuş durumda. Sadece şu an burada İstanbul'da, Bamburcu'da değil, eminim tüm Türkiye'de Ayşen taraftarları bu heyecanı yüreklerin derinliklerinde hissediyorlar. Şimdilik sevgiler, saygılar sunuyorum çok hepinize. Çok teşekkürler Rana, çok çok teşekkür ediyoruz. Ayşen'le gurur duyuyorum, ya Rabbi'ye şükürler olsun. Teşekkür ederim. Anneanneciğim. Kurban olun seni. Sağ ol. Osman'dan görüşmek üzere. Çok teşekkürler, ellerinden öpüyoruz Feruze ninenin ve... Alkışlar bir kez daha Ayşen için gelecek ikinci eseriyle. Tebrikler Ayşen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler. Hemen mikrofonu Bülent Hanım aldı. Evet. Şimdi ilk defa detone ses bastığını duydum bu akşam. Orhan Bey'le de istişare ettim okurken. Ama biliyorsun ki çok sağlam dedi. Evet. Biliyorum. Malımızdan eminiz. Son derece sağlam okur. Zaten onun için bir anda ne oluyoruz dedim. Yani ilk eserde mi oldu bu Bülent Hanım? Bu şimdi de oldu. İkinci. Zülüf'te. Zülüf'te. Efendim. İlk eserde de Sayın Çağlayan şeyini, o bağlanan kısmını hani ara sazdır gibi algılayıp niye öyle yaptı? Bu bir hata değil yani dedim. Efendim o bir hata değil. İki kere dönecektiniz. Siz zat haliniz bütün ustalar hep dönmek için herhalde karar vermiş iki kere. Onu da bir kere okudu ama ben söylemesem onu kimse anlamaz. Bu anlar tabii. Hemen zaten dikili verdi kulaklar. Solumdaki de gayet solumda. İyi anladı. Efendim ama belli etmeden ustalıkla yani hiç şey sırıtmadı. Evet. Öylesine laf olsun diye söylüyorum şimdi. O çünkü... kaç yılın sahne tecrübesi daha mı sırıtsın? O ona hiç bakmaz. Yani o ona hiç bakmaz. Onun ağababaları bile öyle bir anda bir şey olur, çok sırıtabilir, belli olabilir. Yani kaç şey olursa olsun alt tarafı avukçu kadar çocuk yani. Ne olacak ki bunlar 28 bilmem ne yaşlarında çocuklar. Bir de bu gece o kadar onun yoğun bir duygu var ki. Anası yaşındakiler hepimiz yaparız hatalar canım. Hata olur da
Efendim, bunlar çok cüz'i tabii, laf olsun diye konuşuyoruz. Efendim, ama tabii zaten sesleri nasıl bastığınız herkesce malum. Kulağı olan duyuyor ne kadar sağlam ses bastığınızı. Şaşırdım sizden olmaması gerekli bir şeydi ama insanız. Hepimiz çok heyecanlıyım yaparız. Bir de bu olabilir. Gece inanılmaz evet. bir olabilir. Yoğun duygu var. Çünkü bu müzik yani bir yerinde şöyle bir çarptı geçti. Çok rahatsız edici, çok belirgin değildi değil mi? Efendim yani onun için ne söylenir ki zaten? Çok, yine çok iyi tekrar etmekte yarar var. Bu son gecenin herhalde stresi tüm yarışmacılar yani üzerinde işte. Bir etki yaratıyor tabii. muhakkak. Tabii. Her iki eser içinde bu kadar mı yorumlarınız birden tanım yoksa başka ikinci eserle ilgili bir şey var mı? Yok bir... yani yok, bu kadar. Peki. Genel olarak ben onu da sorayım. Demin Ebru Hanım'a da sormuştum. Genel olarak Ayşen'i baştan bu tarafa değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz? Ayşen Hanım'ı? Evet. Fevkalade nefevkinde. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Fevkalade. Çok düzgün okuyan bir kadın sesi. Çok düzgün. Çok düzgün okuyor, sağlam basıyor ve bastığı notların bir kere her şeyden önce ne olduğunu bilerek basıyor. İrticalen değil. Ben şimdi fa diyezi küçük mücennep basıyorum diyor ve küçük mücennep basıyor. Bakiye basıyorum diyor, bakiye basıyor. Biliyor. Evet. Bildiği vakit çok daha sağlam olur iş. Peki, çok sağlam olur. Sağ olun. Orhan Bey. Bugün genel olarak heyecan günü, final heyecanı günü. Ama yalnız final heyecanı günü değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ne kadar layık ve demokrasiye bağlı olduğunu heyecanını milyonlarca vatandaş olarak yaşadık. Evet. Bugün bunun heyecanı da var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bugün heyecan günü. Bugün heyecan günü. Heyecan gününde insanlar coşkudan dolayı son derece sağlam yorum yapabilecekken ufak tefek şeyler yapabilir. Bunlar taşkınlıktır. Ben onun için hoş görmüyorum. Çünkü bu zülüf dökülmüş yüze gerçekten zor bir eserdir ve aynı zamanda çok güzel eserdir ve Türk halk musikisinin en gözde eserlerinden bir tanesidir. Bunu okumak da kolay değildir. Ve son derece sağlam okudu. Arada ufacık bir şey oldu. Onun üstünde durmaya değmez çünkü bütünüyle sapasağlam. Daha evvelki eser... Demir gibi. Efendim? Demir gibi. Demir evet. gibi mi? Demir leblebi. Demir evet, leblebi. Aynen öyle. Öyle deriz. Demir leblebi deriz böyle okuyanlara. Evet. Bu da öyle. Bu işte bu. Ufaklık. Aynen. Evet. O da öyle. Demir leblebi gibi basar eşek. Evet. Ve demin yanlış duymadım inşallah. Birinci eserimizin sahipleri yani onu vücuda getirenler Turhan Oğuzbaş üstadımızla bestecisi de Avni Anıl evet. üstadımız idi. Evet. Doğruydu değil mi? Yanlış duymamışım tabii. Zannediyorum. Tamam, tamam. Evet, ben onu bir sorayım dedim. Bir hata yapmışız daha evvelki haftalarda. Hazan onu düzeltti. Tamam. Evet. Bu hatalar bazen yanılgılar olabiliyor ve bunu vücuda getiren gizli kahramanlarımız olan o kişilerin gönlünü gereği gibi yapmamız lazım. Kesinlikle öyle. Onların eserleri, besteleri, evet, güfteleri olmasa biz bu geceleri yapamayız, bu programı yapamazdık. Mümkün Hepsine değil. Binlerce kere teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Onların eserleri sayesinde bu programlar yapılıyor, bu güzel şarkılar söyleniyor. Ayşen o eseri de çok güzel yorumladı, bunu da çok güzel yorumladı. Her zamanki gibi çok iyi bir yorumcu Ayşen. Başarılar diliyorum Ayşen. Çok teşekkürler. Ebru Hanım siz bu geceye ait bir yorum yapmayacağınızı daha önce söylemiştiniz ama genel bir yorum yapmanız gerekirse neler söyleyeceksiniz? Vallahi genel olarak söyleyeceğim şey Ayşen... Bu işin mektebini yapan insan olarak zaten bunu yapmak zorunda. İyi söylemek zorunda. Yoksa okula gitmenin kıymeti kalmaz. Hı hı. Bu bir kere bir. Bunu koyalım bu tarafa.
Allah vergisi bir de üzerine sesiniz varsa onları toplarsınız, Ayşen çıkar. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok onlar mecburlar. Okula onlar mektebi evet. Biliyorlar. Bakiyeyi, taneniyi biliyorlar. Aha. Küçük mücennep var, büyük mücennep var. Bunlar var ya, onları biliyorlar, okumak bak, zorundalar. Buyurun. Ben bu daha devam etmeyeyim. Programın sonunda bir de alıp bu da bu deşifreyi de yaparmış. Ben 2.80 uzanırmışım burada. Bir gün yapacağım. Ondan sonra bir daha tövbe kaldıramazsınız. Yerden vinç getirseniz. Yok, şimdi Bülent Hanım diyor ki, hep diyor ki sağ tarafımdaki anlar. Şimdi orada benim kemençeci arkadaşım var. Onunla biz çok kez göz göze geliyoruz. Ben de onunla anlaşıyorum. Hani anladın mı burada diye. Ben niye sen çok onunla niye anlaşıyor? Kemençeciyle nasıl? Gülüşüyoruz. Bir şey olduğu zaman tabii ki ben oraya bakıyorum. Yanlış kemençeci, oldu, detone oldu diye. Tabii sayın bakıyorum. Şef kemençe... Hayır, kemençe, şimdi komiği o da anlamıyor. Hayır, ki. Kemençe üstadı acilen değişecek. Aa, niye ayol? Tabii. Ne yaptım ben? Demek ya. Ki bunların program ya, arasında karıştırıyorlar. Aa. Evet. Siz de benim böyle şeylerim yoktu. Siz de her şeyi nasıl oraya bağlamayı beceriyorsunuz? Herhalde ben niye bakışmıyorum da o bakışıyor? Ayol bakışma. Bak ben arkamı dönmüş böyle... Son derece mazbut oturuyorum. Siz Orhan Bey'e dönük oturuyorsunuz da ondan. Herhalde Orhan'dan evet. Başkasını gözüm mü görüyor? Herhalde. Yok. Yok vallahi ben o Orhan'cı mı almış? Bunlar kemençe. Ne? Ha? Kılavuzun yanlış. Yok yok doğrudur. Doğru olmasa orada oturuyor olmazdı çocuk zaten. Çocuk morardı zaten. Yani sonuç itibariyle evet. Bilsem bile, bazı şeyleri bilsem bile. Bakın bunun kenarlarını açmak istiyorum. Bazen evet. Diyorlar ki. Ebru Gündeş anlamıyor. Anlasam bile saygıdan söylemiyorum. Bir kere onu ayıralım. Yani benim de çok ciddi konservatuvarlı arkadaşlarım var. Ben onlardan da ders alıyorum. Tabii. Neyin ne olduğunun da farkındayım. Ama konuşmak istemiyorum. Sen çünkü büyüklerime olan saygımdan. Hayır bunu saygıyla alakalı. Sen konuş. Ben sadece lezzetli diyorum. Halk dili konuşuyorum. Varsınlar bilmiyor desinler. Önemli değil. Bilmiyor geldik bilmiyor gideriz. Önemli değil orası. Sen... Fevkaladesin. Neden? Okumuşsun o okulu. Fevkaladenin fevkindesini yapmak zorundasın. Ve hakikaten de yapıyorsun. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Osman Bey. Buyurun Orhan Bey. Şunu yine küçük söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Her şey sunuşta bitiyor müzikte en nihayet. Sonuçta. Sunuşta bitiyor. Evet. Neticede sunuşa gelirken kimi okullu olarak geliyor, kimi alaylı olarak geliyor. Evet. Önemli olan sunuşta bitiyor. Dolayısıyla alaylı olarak o sunuşu iyi yapabilen kişi zaten adeta okulunun hizasında o bilgilere sahip demektir zaten. Evet. Eğer sahip olmamışsa olsa oraya gelemez ki mümkün değil. Peki mesele şeye katılıyor musunuz? Bazen okullular bile olamayabilir. Okullular bilebilir ama bu olmayabilir. O zaman yani. Şunu söylemek gerekiyor. Doğal yetenek olmazsa zaten ister okullu olursun, ister alanı hiçbir şey olmaz. Evet. Allah önemli onu verecek. O sunuşta en iyi icraatı yapabilmek. Neyzen Tevfi'ye sormuşlar. Üstad en iyi çalan söyleyen kim demişler. Demiş ki kendini en iyi dinletebilendir demiş. Mesela doğru, Allah gani gani rahmet eylesin filozofumuz. Şimdi burada çok önemli bir parantez vardı Ebru Hanım'ın söylediklerinin arasında. Siz dediniz ya şimdi deşifre de eder, ben 2.80 yatarım. Yapacağım bir gün o da olacak dedi ve arkasından da dedi ki olur ben bununla ilgili ders alıyorum mu dediniz. Evet. Bazı arkadaşlar. Bu... Konservatuvardan onun koristleri var. Benim vokal arkadaşlarım. Evet, vokal evet. Yapanlar konservatuvarda okuyorlarmış. Evet. Evet. Efendim. Aynı zamanda... Öğretmen, evet. Konservatuvarı bitirdi Murat. Şu anda öğretmenlik yapıyor. Bana da öğretmenlik yapıyor. Ama bu bakın, muhteşem bir şey. Bakın tabii işte ne kadar önemli. Çok önemli. Bakın, bunun altını çizmek evet. Şimdi bu insan Türkiye'nin A+ bir starı. Evet. Yani ihtiyacı yok hayır. Şu anda değil mi? Hiçbir bu şey. Artık zaten kendini kabul ettirmiş. Evet. Ama evet. Öyle ama böyle. Bakınız. Ne kadar önemsiyor işini. Yani bu hakikaten çok önemli. Çok. Çok duygulandım. Çok. Artık ders alsa da Ebru Gündeş, almasa da Ebru Gündeş. Evet. Alsa da o parayı alacak, almasa da. Ders alsa da o parayı alacak. Ders alsa da aynı itibar, aynı sevgi, saygıyı halktan görecek, almasa da. Evet. Ama
her şeye rağmen Ajda da böyleydi. Kaç senelerin insanı gitti şan dersi aldı sesini kullanabilsin diye. Her gün de çalışır. Her gün çalışır. Her gün. Ya Ajda'nın sesi soprano nasıl açıldı ve nasıl kullanır sesini. Bunun da bugün bu halini duydum. Hakikaten helal olsun. Yani helal olsun. Ve ders olarak görsünler. Bakın. Evet. Bu insanı örnek alsınlar. İşte en güzel şey. Helal olsun şey. Çocuğum. Hakikaten sana. Helal olsun. Gel seni bir öpeyim. Kurban olur. Örnek bir davranış. Hiç ihtiyacı yokken eğitime, eğitim almaya bu kadar önem verdiği için Ebru Gündeş'e ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ay bir dakika kardeşim, ben öptüm, bu da de, gel bir de ben öpeyim diyor yani. Ben de bu yer bekliyor, zaman bekliyor. İlla ki bunu tutmak için, bir şey yapmak için. Berhudar olun. Yine tacize uğradığımı beyan edeyim. Taciz, tecavüz bu akşam felaket. Evet. Sevim, şu durumları görüyorsun değil mi? Allah'ın sevimi. Peki, Berhudar olun. Berhudar olun. Armağan'cığım, çok teşekkürler Ebru Gündeş, Armağan'cığım. Ya 10 yıldır sahneye çıkan ve bir kasede olan birisi olarak profesyonel, muhteşemdi, çok iyiydi. Peki. Çok teşekkür ederim. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz tüm yorumlarınız için. 105. 105 Ayşe'nin aday numarası, eğer isterseniz halen oy gönderebiliyorsunuz. Reklamlardan sonra Utku gelecek. Daha sonra gecenin en büyük sürprizlerinden Anadolu Ateşi var. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.